أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Allah-u Zülcelal ve Kemal Celle Celaluhu ya sonsuz hamd-ı senalar nihayetsiz şükürler olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve etbaına salatu selam, tahiyyatul ikram ve her türlü ihtiram olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı subhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Kur'an-ı Azimuşşan'ı hakkıyla anlamayı, yaşamayı, yeryüzünde Kur'an'ın yaşanılan bir kitap olması için de gayret etmeyi bizlere nasip eylesin. Kur'an'ı hayatımıza hakim eyleyip bizleri Kur'an'ın tahtında mahkum eylesin. Kalplerimizi, hanelerimizi, sokağımızı, caddemizi, bütün alemi İslam'ı Rabbim Kur'an'ın nuru ile tenvir eylesin. Kur'an istikametinde, Kur'an ışığında bir hayat yaşamaya cümlemizi muvaffak eylesin diyelim. Ve bugün Besmele ile En'am suresine başlayalım. Cenab-ı Hak bundan sonraki sureleri de inşallah ikmal etmeyi, tamamlamayı, Kur'an'ın tamamını tefsir edip acizane okumaya, anlamaya ve yaşamaya da bizleri muvaffak eylesin diye dua edelim. En'am suresi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuş bir bütünlük arz eden yani hemen hemen tamamına yakını bir defada inmiş, nazil olmuş bir sure olduğu ifade edilmektedir. En'am suresinin faziletiyle alakalı bir rivayeti de arz edip inşallah manaya başlayalım. Herhangi bir hastaya bu sure efendim şifa niyetine okunacak olursa biiznillahi teala Cenab-ı Hak şifa ikram eder diye de kaynaklarda, rivayetlerde ifade edilmekte. Ben de size arz ettim. Cenab-ı Hak bu vesileyle bütün hastalarımıza, maddi manevi hastalık yaşayanlarımıza şifalar ihsan eylesin. Cenab-ı Hak ölmüşlerimize, geçmişlerimize, âbâ ecdadımıza rahmet eylesin. Bizlere de afiyet üzere rızasınca hayırlı, bereketli bir ömür yaşamak, iman ve şehadet ile de huzuruna varmak nasip eylesin diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele her surenin başında sureleri birbirinden tefrik etmek, ayırt etmek için ulemanın bu konuda ihtilaflı, farklı görüşleri var. Her surenin başında besmele yeniden nazil olmuştur diyen ulema da var. Besmele bir defa nazil olmuştur. Her surenin başında tekrar edilmektedir diyen ulema da var. Hanefi uleması bu ikinci görüşü kabul eder. Besmele dolayısıyla o sureden değildir. Sureye dahil değildir besmele. Ama Şafii uleması Besmele'yi sureden kabul ettiği içindir ki namazda zammı sure okurken öncesinde Besmele çeker. Kıraat açıktan yapıldığı namazlarda da işte Şafii bir imam arkasında namaz kılarsan önce Besmele okur, ondan sonra okuyacağı zammı sureyi okur. Çünkü onlar Besmele'yi surenin içinden kabul ederler. Vesselam. Besmele'nin faziletine dair zaman zaman burada söylediklerimiz de var. Ama madem yeni bir sureye başlangıç yapıyoruz, Besmele ile alakalı bir hadis-i şerif okuyalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bir talebe, bir sabi, bir çocuk medreseye, camiye, hocaya neyse gider de hocanın dizinin dibinde oturur, Bismillahirrahmanirrahim derse, öğrenirse Cenab-ı Hak o besmeleyi okuyan çocuğa, ona besmele öğreten hocaya, onu hocaya gönderen anne babasına cehennemden beraat yazar diyor hadis-i şerif.
Nitekim böyle çok anlatılan efendim misaller var. Bir tanesini de arz edelim. Dostlardan biri rüya aleminde efendim kabristanlıktakilerin ahvaline diyelim müşahede eder. Gördüğü ahval içlerinde kabir azabına düçar olanlar var. Zaman sonra o kabir azabına düçar olanlardan azabın kaldırıldığını görür. Sorar, vaktiyle ben seni kabirde azap içinde görmüş idim ama şimdi azabın kalktığını gördüm. Sebebi ne ola? Cevap, bir torunum bugün camiye gitti, hocanın dizinin dibinde besmele çekti. Onun öğrendiği besmele hatırına da Allah benden kabir azabını kaldırdı. İnanırsınız, inanmazsınız. En doğrusunu yaşayarak gittiğimizde göreceğiz. Ama hadis-i şerif çocuğa besmele öğreten hocaya da anne babaya da Allah Teala rahmet eder, cehennemden azade beraatını ikram eder. Rabbim gelecek nesillerimizi besmele ile yetiştirmeyi nasip eylesin diyelim. Ve inşallah En'am suresine başlayalım. Elhamdülillahi'llezî halakassemâvâti vel ardâ ve ce'ale'z-zulumâti ven nûr. Tümmellezîne keferû bi rabbihim ya'dilûn. Sadakallâhu l-azîm. Elhamdülillah. Allah'a hamd olsun. Hamd Allah'a mahsustur. Ellezî öyle Allah ki halakassemâvâti vel ard gökleri ve yeri yaratan Allah Celle Celaluhu. Ve ce'ale'z-zulumâti ven nûr. Zulümatı, karanlıkları da, nuru da yaratan Allah. ثُمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Nasıl oluyor da bundan sonra kafirler putlarını, taptıklarını Allah'a denk sayıyorlar? Diyor kısaca ayet. Elhamdülillah yine başlayan Kur'an'da 5 tane sure var. Onlardan bir tanesi de En'am suresi. Elhamdülillah. Çok büyük, altında ciltler dolusunca kitaplar yazılacak kadar büyük bir kelime, büyük bir cümle. Elhamdülillah. Hamd Allah'a mahsustur. Bu kelimeyi söyleyen Allah Azze ve Celle'yi bütün isimleriyle, sıfatlarıyla beraber tazim etmiş, methetmiş, övmüş. Allah Teala'ya bu manada layıkıyla senada bulunmuştur. Efendimizin ifadesiyle Allah Azze ve Celle övülmeyi sever buyuruyor. Övülmeye layık olan da Allah'tır Celle Celaluhu. Bunun için kullarına Cenab-ı Hak kendisini nasıl öveceklerini öğretiyor. Elhamdülillah demelerini istiyor. Allah Azze ve Celle övülmeyi hak ediyor mu? Amenna. Bütün övgüler, bütün metihler, bütün senalar, tazimler, iltifatlar Allah'a aittir. Peki kul Mevla'ya nasıl iltifat edecek, övecek? Haşa, la teşbih ve la temsil. Yani şimdi böyle kıytırıktan bir makam sahibi bir topluma geldiği zaman efendim kıymetli büyüğümüz, değerli işte şu makam falan filan diye hani böyle ağzımızdan ya aka aka methediyoruz birilerini ya. Haşa tümmaşa. Allah Azze ve Celle'ye kul olarak alemlerin Rabbine yakışır, ona yaraşır bir övgü, bir meti cümlesi kul nasıl kullanacak, kuracak? Mevla öğretiyor işte. Beni bu cümleyle methedin. Elhamdülillah kulun Rabbine övgüsüdür, senasıdır, tazimidir, hürmetidir ve selam. Elhamdülillah kelimesiyle alakalı çok hadis-i şerifler var faziletine binaen. Bugün birkaç tanesini acizane okumaya çalışalım inşallah. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki Elhamdu ra'su şükri ve ma şekerallahu azze ve celle abdun la tehmeduhu. Elhamdülillah sözü şükrün başıdır. Yani kul Allah'a şükretmekle, teşekkür etmekle memur, mükellef mi? Eyvallah. Şükür kelimelerinin, şükür ifadesinin başı elhamdülillah'tır diyor Efendimiz. Kul elhamdülillah demedikçe Allah'a şükretmiş olmaz. Şükür için mutlaka elhamdülillah denmesi gerektiğini Efendimiz ifade buyuruyorlar. Başka bir hadis-i şeriflerinde elhamdülillah kelimetü şükrin.
Elhamdülillah, şükür kelimesidir. İzâ kâlel abdü elhamdülillah, kul elhamdülillah dediğinde kâlellâh, Allah Azze ve Celle buyurur ki, şekerani abdi, kulum bana şükret. Yani kul elhamdülillah dediğinde Mevla Teala buyurur ki, kulum bana teşekkür etti, bana şükretti der. Efdalü zikri la ilahe illallah. Zikrin en faziletlisi la ilahe illallah'tır diyor Efendimiz. Hani Mevla'yı zikrederken en faziletli, Mevla'nın en çok hoşlandığı, sevdiği, razı olduğu zikir ne diyelim? Allah'ı tesbih ederken, zikrederken soranlara Efendimiz diyor ki, zikrin en üstünü, en faziletlisi la ilahe illallah demektir. Devamında da buyuruyor ki, اَفْضَلُ الدُّعَى اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ İbn-i Mace Hadis-i Şerifi, duanın en faziletlisi de elhamdülillah sözüdür. Demek ki elhamdülillah hem şükürdür hem de duadır aynı zamanda. Hem öyle bir dua sözüdür ki bütün dualar içerisinde Allah'ın en çok razı olduğu kelime elhamdülillah ile kendisine duaya başlanmasıdır. Onun için bir dualara elhamdülillah diye başlar. Efendimiz'e salavat okuyarak devam eder. Duanın ortasında da salavat getirmek sünnette var. Duayı salavat ile bitirmek de sünnette var. İki salat arasındaki duaya Allah mutlaka icabet eder. Hadis-i şerifi var. Yine Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki, As-salatu şükrün. Namaz kulun Rabbine karşı bir şükür ifadesidir. Yani kul Mevla'ya nasıl şükredecek, teşekkür edecek? Namaz kılarak. Sonra vasıyamu şükrün, oruç tutmak da bir şükür ifadesidir diyor Efendimiz. Ve küllü hayrin tef'aluhu lillah şükrün. Allah için yaptığınız her hayır, o da şükürdür diyor Efendimiz. Yani her hayırlı işiniz Allah için yapıyorsanız, o da Allah'a karşı bir şükür ifadesidir, bir teşekkür nişanesidir. Ve efdalü şükri, şükrün en faziletlisi, en üstünü, bak namaz diyor Efendimiz, oruç diyor, yaptığınız bütün hayırlar şükürdür ama bunların içinde en üstün şükür elhamdülillah sözüdür diyor Efendimiz. Demek ki şükür aynı zamanda efendim elhamdülillah sözü hem duadır hem şükür nişanesi, ifadesidir Efendimizin hadislerinden anladığımız. Ma enamallah ala abdin ni'meten. Allah Teala kuluna bir nimet verse, fe hamidallah aleyha, kul da diyor o nimetin karşılığında Allah'a hamd etse, illa kâne hamduhu a'zamu minâ kâineten mâ kâne. Kulun Allah'a hamd etmesi Allah'ın ona verdiği nimetten daha büyüktür. Verilen nimet ne olursa olsun diyor Efendimiz. Hatta Hakim ve Tirmizi'de geçen rivayette buyurduğu üzere Allah Teala kuluna diyor dünyanın her bir tarafını kıyısı köşesiyle, dünyanın tamamı bir kula verilse bundan daha büyük nimet olur mu? Dünyanın tamamı bir kula nimet olarak verilse, kul da karşılığında elhamdülillah dese, bu elhamdülillah sözü ona verilen nimetten daha üstündür diyor Efendimiz. Yani Allah'ın kuluna verdiği nimetin cinsi, şekli, miktarı, değeri ne olursa olsun onun karşılığında kul elhamdülillah nimete karşı bir teşekkür ifadesinde bulunması Allah'ın ona verdiği nimetten daha büyüktür, daha üstündür. O zaman bütün nimetler karşılığında Allah'a hamd etme kulun borcudur, görevidir, kulluk şiarı olması gerektir diye ifade edelim. Yine Efendimiz Aleyhisselam'dan buyurdular ki, اَتْتَسْبِيحُ نِصْفُ الْمِيزَانِ Subhanallah sözü mizanın yarısını doldurur. Bir mizan düşünün. Süleyman Aleyhisselam için denilir ki bir gün Mevla'ya, ya Rabbi dedi, amellerin tartılacağı mizanı bir görmek isterim. Yani nerede tartılacak bu ameller? Mevla Teala perdeleri kaldırdı diyor Süleyman Aleyhisselam. Mizanı görünce hayret etti. Ya Rabbi dedi, bu mizan neyle dolacak? Yani doğu ile batının arasını dolduracak kadar bir kefesi.
mizanın iki tarafı var, iki kefesi. Bir tarafı diyor doğu ile batı arası genişliğinde. Ya Rabbi bu kadar büyük mizanı neyle dolduracağım buyurdu. Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Subhanallah, mizanı yarıya kadar doldurur diyor. Devam ediyor. Elhamdu efendim. Temluhu, temlevuhu. Elhamdülillah sözü ise mizanı doldurur diyor. Yani sen bir defa Subhanallah diyeceksin, mizanı yarıya kadar sevap doldurmuş karşılığı alacaksın. Elhamdülillah dersen mizanı tamamen doldurmuş gibi olacak. La ilahe illallah, leyse leha dunallah hicab, hatta tehlusa ileyh. Bu da efendim Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şerif. La ilahe illallah'a gelince diyor Efendimiz, Allah'a o söz ulaşıncaya kadar hiçbir perde o kelimeyi engelleyemez. Yani la ilahe illallah sözü mizana girmez diyor Efendimiz. Mizana girecek olan Subhanallah yarıyı doldurur, elhamdülillah mizanı doldurur, la ilahe illallah o direkt adrese teslim, hiçbir perde onu engelleyemez, Allah'a direkt ulaşır. Yarın ahirette mizanda ameller tartıldığında Efendimizin hadis-i şerifleri var ya, mizanı hafif gelecek olanlar var. Yani sevabı hafif, günahı ağır olanlar var. Mevla Teala'nın öyle cilveli, öyle hikmetli işleri olacak ki meleklere emredecek diyor. Kulumun sevap tarafına şöyle bir kağıt ilave edin, sonra tekrardan bir tartın bakalım. Sevap tarafına bir kelime, bir kağıt parçası koyulacak diyor. Ama bu sefer dengeler alt üst olacak. Sevaplar çok, günahlar hafif kalacak. Kul sevinecek ama şaşıracak. Ya Rab, yani o mizanın sevap kefesine koyduğun bu kağıtta ne var ki dengeler değişti. Ona denilecek ki o kelime dünyadayken bana iman sözleşmen, la ilahe illallah Muhammed Resulullah, kelime-i şehadet, kelime-i tevhid sözüdür ki ben tartıya girmem Allah buyuracak. Bu söz mizana girmez, girerse işte dengeleri böyle değiştirir. Mizana girmeyecek o sağlam la ilahe illallah sözüyle ahirete gitmeye, Rabbin huzuruna o kelimeyle çıkmaya Rabbim bizleri muvaffak eylesin diyelim. Efendimiz Aleyhisselam'dan yine bir hadisle bu bahsi kapatalım inşallah. Buyurdular ki et-tevhid temelül cennet. La ilahe illallah efendim tevhid, yani Allah'tan başka ilah olmadığına inanmanız cennetin bedelidir, karşılığıdır. Cenneti size açacak olan bu iman, bu itikad, bu tevhid inancıdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah ise femenü küllü nimetin, bütün nimetlerin bedeli karşılığıdır. Yani la ilahe illallah cennetin karşılığıdır. Elhamdülillah Allah'ın size verdiği bütün nimetlerin karşılığı, bedelidir. Ve yetekasemûne cennete bi'amalihim, insanlar cennetteki taksimatı, bölüşmeyi, hani cennette kime ne kadar düşecek, kimin ne kadar nasibi olacak, bu taksimat amellere göre olacak diyor Efendimiz. Yani amellerinizle cennete gireceksiniz demiyor, dikkat buyurun. Cennete imanınızla gireceksiniz ama cennetteki taksimat kimin daha fazla olacak, kimin daha noksan olacak, bu amellerinizle tespit edilecek. Ama Allah'ın verdiği bütün nimetlerin karşılığı elhamdülillah sözüdür. Elhamdülillah sözü aynı zamanda bildiğiniz üzere hapşurduğumuzda söylenmesi bize tavsiye edilen Efendimizin sünnetidir. Elhamdülillah sözünü hapşurandan duyanın da ona karşılık vermesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanın Müslüman üzerindeki beş hakkı diye söylediği o haklardan bir tanesidir. Yani Efendimizin ifadesiyle hapşurmak Rahman'dandır, esnemek şeytandandır diyor Bukhari hadis-i şerif. Yani bir Müslüman hapşurduğunda ha o Allah'ın ona bir ikramıdır, o rahmani bir şeydir. Ama esnemek, ağzı böyle dolu dolu açmak o şeytandandır.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuracaklar ki, sizden birisi hapşurduğundan o elhamdülillah diyecek ama o hapşurduğunu duyanlar diyor, ondan önce elhamdülillah derlerse, bu söylediğimde Tirmizi hadis-i şerifi, dikkat buyurun. Hani biri yanınızda hapşurdu. Şimdi gerçi korona muhabbetiyle kimse hapşurmaya korkuyor yani. Yanında da biri hapşurduğu zaman o da ondan böyle af buyurur, kaçacak delik arıyor tabiri caizse. Halbuki bak Efendimiz ne diyor? Hapşurmak Rahman'dandır. Yanında birisi hapşurduğunda onu duyan elhamdülillah ala külli halin makâne derse diş ağrısı ve kulak ağrısı yaşamaz diyor Efendimiz. Sözün sahibi Efendimiz Aleyhisselam, Tirmizi'ni rivayet etti. Yanınızda biri hapşurduğunda siz elhamdülillah derseniz duyan diş ağrısı, kulak ağrısı, hatta ondan erken davranırsanız diyor başka bir rivayette, karın ağrısı çekmezsiniz diyor. Denemesi bedava. Sözün sahibi Muhammed Aleyhisselam olunca şek ve şüphe yok. Sadak da ya Resulallah. Vallahi doğru söylüyor. Evet. Selam verildiğinde selama icabet etmenin hükmü ne ise, yanınızda biri hapşurduğunda elhamdülillah dediğinde ona karşı yerhamukallah diye mukabele etmenin de hükmü odur diye ulema var. Yani yanınızda biri elhamdülillah dedi mi hapşurdu. Duydunuz mu? Yerhamukallah denmesi bazı alimlere göre farzdır. Farz-ı kifayedir ama. Bazı alimlere göre vaciptir. Bazı alimlere göre de sünnettir. Yani öyle geçiştirilecek bir mesele değil. Yanınızda birisi hapşurduğunda elhamdülillah duydunuz mu? Cemaatten biri yerhamukallah derse eyvallah. Ama hiç kimse ona yerhamukallah demezse bütün duyanlar sorumludur, günahtadır, vebaldedirler. Ulemanın beyanını söylüyorum size. Hatta yedi derya ötesinden diyor biri hapşurduğunu duysan, hadis-i şerif, deryalar ötesinden bir adamın hapşurduğunu duysan Allah'a hamd et, elhamdülillah de diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bak bir hapşurmayla alakalı ne kadar mesele var. Hatta olur ya insan, af buyurun, tuvalette defi hacet halindeyken hapşuracak olsa, hapşuran elhamdülillah diyecek ya, hapşurdun tuvalettesi ne yapacaksın? Bak buna bile kitaplarda fetva verilmiş, cevap verilmiş. Defi hacette, tuvalette bir adam hapşurduğunda iki şeyden birini yapar. Ya içinden elhamdülillah der ya da bekler dışarıya çıktıktan sonra elhamdülillah der. İkisinden birini tercih edecek. Ama boş geçmeyecek. Tuvalette bile hapşuran adam içinden elhamdülillah diyecekse ve bununla alakalı da eğer bir hüküm verilmiş ise, tuvalette ne yapacağını, hangi ayakla girip defi haceti nasıl yapacağını, hangi ayakla çıkacağını sana öğreten bu din senin tuvaletin dışındaki alanlarını, hayatını boş geçer mi? Müslümanın bütün hayatını bir düzene koyan, tuvalette bile ne yapması gerektiğinin kurallarını, ilkelerini öğreten bu dinin müntesipleri olarak hayatımızı Rabbimizin razı olacağı şekilde yaşamaya Rabbim bizleri muvaffak eylesin diyelim. Elhamdülillah ile alakalı yine kitaplarda anlatılan, Adem Aleyhisselam yaratıldığında Cenab-ı Hak ona ruh üflediğinde, ruh Adem Aleyhisselam'ın göbeğine kadar geldiğinde, hani yukarıdan aşağıya ruh Adem Aleyhisselam'ın cesedine girdi, ta göbeğine kadar geldi. Daha aşağılara gitmeden Adem Aleyhisselam başını kaldırdı. Allah tarafından dedi ki hapşurmak Rahman'dandır diye. Adem Aleyhisselam'ın ilk yaptığı hapşurmaktır. Ve hapşurduktan sonra Adem Aleyhisselam'ın mübarek ağzından ilk çıkan elhamdülillah olmuştur. Yani elhamdülillah beşerin ağzından çıkan ilk kelimedir, ilk cümledir. Adem Aleyhisselam daha ruh göbeğinden aşağıya geçmeden, ayakları canlanmadan başını kaldırmasına karşında Mevla Teala ne buyurdu? Hulikal insan min acel. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır.
Yani daha ruh benden aşağısına gitmesini beklemeden buraya kadar ruh geldi, canlandı, kafayı ayağa kaldıran bu kadar aceleci bir varlıktır insan. Ama Efendimiz diyor ki acele şeytandandır, teenni rahmanidir. Müslüman işlerinde acele etmez, vakarla, bekleyerek, olgunlukla hareket eder ama acele etmesi gereken yerlerde var. Ne gibi? Ezan-ı Muhammedi'yi duyduğunda geniş durmayacak. Bak ezanda acele et, namazı kılmakta. Kız çocuklarınızı evlendirmekte acele edin diyor Efendimiz. Borçlandığınızda borcunuzu ödemekte acele edin diyor. Efendim cenazeniz olduğunda cenazeyi defnetmekte acele edin gibi Efendimizin tavsiyeleri var ama bunun dışında aceleyi Efendimiz tavsiye etmez ve selam. Adem Aleyhisselam'ın ilk sözü elhamdülillah sözüdür. Cennete gireceklerin ilk sözü, dolayısıyla geçmişe dair de belki son sözlerin yine elhamdülillah sözü olacaktır. Nitekim Kur'an'da Cenab-ı Hak ne buyuruyor? وَسِيْكَلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَى Takva sahipler, muttaki kullar cennete sevk edilecekler diyor. Nasıl? Zümre zümre, kurup kurup, park park, bölük bölük, saf saf cennete mahşer meydanından sevk edilecekler. Hatta اِذَا جَاوُوهَا Ta ki cennete geldiklerinde diyor ayet Zümer suresi, Futihat ebvabuha, cennetin kapıları açılacak. Müminler cennete, hangi peygamberin ümmeti ise, hangi müçtehidin mezhebinde ise, hangi imamın cemaati talebesi ise, yevme ned'u külle unasin bi imami ayet ya, herkes imamlarıyla o gün çağrılacak diyor ya, ha bu cami imamı manasına değil ya. Hangi mürşidin müntesibi, hangi mezhebin müntesibi, hangi peygamberin ümmeti ise herkes o saf, o cemaat, o grupla beraber cennete yol alacak. Cennete vardıklarında kapılar açılacak ve cennetin kapılarını aralayan melekler onlara ne diyecekler? وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Cennetin kapısına kadar geldin, kapılar ardına kadar açıldı. Orada karşılama komitesi var. Melekler, cennetin hazinleri karşılarken cennete ilk girişte ne diyecekler? Selamun aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ey cennetlikler. Dıttum. Siz tertemiz kullarsınız. Fedhuluha halidin. İçinde ebedi kalacağınız cennete hadi buyurun. Girin, hoş geldiniz derler. Cennetlikler cennete girdiklerinde ne derler? Yine ayetin devamında ve kalu onlar da derler ki elhamdülillahillezî sadakana va'de. Bize verdiği sözü tutan, bize cennet vaadini gerçekleştiren Allah'a hamdolsun derler. Demek ki hayat Adem Aleyhisselam'ın doğumuyla, yaratılmasıyla başlıyor. Cennete girince bitiyor ya diyelim. Başlangıç, finish. İlk söz elhamdülillah, son söz ve ahiru da'vahu enilhamdülillahi rabbil alemin. Onların son duaları, son sözleri alemlerin Rabbine hamdolsun der Kur'an ya. Hamd ile başlayan, hamd ile biten bir serüven. Doğumunda, yaratılmasında Allah'a hamd eden Adem, cennete girişte Allah'a hamd eden Adem'in çocukları. Büyükler derler ki hayat iki hamdin arasında. Siz de bütün işlerinize başlarken başlangıçta elhamdülillah ile başlayın, bitirdiğinde yine elhamdülillah ile bitirin. Zira Efendimiz bununla da bitirelim buyurdular ki herhangi bir iş, hayırlı bir iş Allah'a hamd ederek başlanmaz ise o işin sonunda bereket olmaz diyor. Biz işin sonunda sadece elhamdülillah diyorduk değil mi? Halbuki işin başında, bidayetinde de Allah'a hamd etmek Efendimiz'in tavsiyesidir. Mevla Efendimiz'in tavsiyelerine uyarak yaşamayı, sünnet üzere bu öğrendiklerimizle amel etmeye bizleri muvaffak eylesin diyelim. Rızanillahi Fatiha.